Herkese merhabalar. Kıymetli İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tezgah kaplama yapacağız. Birçok arkadaşlar da bilir ki bir süre sonra artık böyle kompozit yüzeyler, şimdi göstereceğim. Burası benim kapladığım bölüm. Kompozit yüzeyler bir süre sonra aşınabiliyor, zarar görebiliyor. O yüzden ben de böyle folyo kaplamayla kapattım. Şöyle kullanım talimatı, çok güzel bir tane, bir güzel bir siteden almıştım arkadaşlar. Renklendir hayatını. Şöyle eğer ki almak isteyen, araştırmak isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Burada zaten diğer talimatlar yazıyor. Şöyle bir tane eklemiştim ben. Burada böyle şu kabarcıkları tamam ortadan kaldırmak için gerekli olan malzemeleri ben size sayayım. Şöyle güzel ambalajı çok güzel geliyor arkadaşlar. Bir, genelde birkaç tane şikayet yorumu okudum. Şu bu taraf beyaz kısmı altlarda kalıyor. Şurası sıfırlamışlar bayağı. Paketlemenin biraz kötü olduğunu ve kullanım alanı olan kısımları deforme olduğunu söylediler. Ama bunlar da öyle bir şey. Çok güzel geldi. Gerçekten güzel ambalaj yapılmış. Şöyle ben bunu almıştım 7 lira. Bunun metresi arkadaşlar 40 lira. Ben şu anda güncel fiyatı 40 liradan aldım. Diğer şeyleri de var. Kaç tane siteden baktım. Aynı ürün, aynı malzeme 140 lira. 149 lira. O yüzden bir de en son şöyle mutfakta kullanacağımız için şu lavabo kenarlarını, evye kenarlarını bir tane silikon aldık. Onunla hazır silikon. Açacağım. Böyle evlerin kenarlarını kapatacağım. İşimiz bitmiş olacak. Çok kötü, çok güzel gerçekten. Birazcık özelliklerini bahsedeyim sizlere. Açayım. Çünkü şey benim şuradan sonra artık hep aynı renkler bozabiliyor. Yani şey yapabiliyor. Yani sinirini bozabiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapışmaz, yanmaz, yapışmaz. Folyo tabanı var. Bunu böyle ayırdıktan sonra yapıştırıyorsunuz. İlk önce ölçüleri alıyorsunuz. Bilindiği üzere. Bir de böyle genelde mermerlerin üzerleri çatlayabiliyor. Komple mermeri değiştirmektense böyle bir şey alıp zaten sıvı geçirme arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan da sizlere bahsedeyim. Şimdi ben büyük bir bölümü kapladım. Çok güzel oldu. Şimdi de diğer kalan kısmını kaplayacağım. Bunu da sizlere anlatmak istedim. Şimdi süpürgelik kısımlarında kaplayacağım ben. Şöyle şuralarda istiyorum. En sonda silikondan kapatacağım. Su kaynadı. Çayı demlemeye başladım. Çayımızı demleniyor bu arada. Bilmiş olan. Şimdi geçelim yavaş yavaş. Şimdi kapladığım yüzeylerden bir tanesi de böyle arkadaşlar. Şurası bayağı açıktı normalde. Parça kalan şeyleri, parçaları minik minik kesip buraları kapattım. Çok güzel oldu. Sadece kalan diğer parçaları da şu süpürgelikleri kapatacağım. Böyle devam edeceğiz. Benim kaplamak istediğim yer burası. Şurada bulaşık kurutmak için kullandığımız bölümdü burası. Ama ne olursa olsun ne kadar kurularsam kurulayım şu iz kalıyor. Buraya aldığımızda biz şey yaptırmıştık. Kompozit olduğunu görünce çok uzun ömürlü olmadığını biliyorum. Çünkü ahşap bir süre sonra böyle kabarcıklar oluşabiliyor. Bu da kötü haber tabii ki. O yüzden ben buraya vernik attırmıştım. Vernik de yine çok fazla dayanmadı maalesef. Sıcak bir şey koymuyorum ama yine de suya dayanıklı değil. O yüzden şimdi burayı komple mermer yaptırmak gerekiyordu ama şu anda 3-4 sene kadar burası kentsel dönüşüme gireceği için mermer şey yaptırmak, tezgah yaptırmak çok fazla mantıklı değil. Çünkü bayağı şey fiyat olarak yüksek çıkartıyorlar meblağı. Şimdi bu sadece koruyucu folyo kapatacağım. Hem yeni bir şey olmuş olacak. Farklı bir forma bürünmüş olacak. Hem de şu kötü görüntü hem de göz tırmalayan kısım tamamen ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum ben de. Kalmasın.
alt sınırında kapattı. Bayağı bir kurtarıcı. Bununla böyle bütün havarcıkları alabilir. Burası evet arkadaşlar. Burası bu yüzey bitmişti. Şimdi diğer yüzey de tamamen kaplandı. Çok güzel duruyor. Gerçekten mermer gibi duruyor. Şimdi şu evlerin kenarlarına şey çekeceğim. Silikon çekeceğim. Sonra da işlemimiz bitmiş olacak. Evet, şöyle hazır silikonumuzu alalım. Şu tüm kenarlara, ek kısımlara, sadece su değen kısımlara değil de bütün her yere, uçlara yapacağım. Daha sağlam olsun diye. Ucu da kapalı. Bunu açalım. Komple şu görünen kısımları. Geliyor. Ben burayı bir yapayım. Evet arkadaşlar, tam olarak bitirdim şimdi. Şöyle silikonları da çektim. Şu parlak kısımlar, silikonlar elimle de iyice yedirdim. Biraz elimden zor çıktı ama olsun. Bence değer. Kalan kısım da tamamen bitti. Şöyle evi kenarlarını da yaptım. Şuralar da bitti. Şimdi biraz buraya su dokundurmamak gerek. Şu köşeleri de tamamen, yani su temas edebilecek bütün her yeri silikonla kapattım, su bazlı silikonla. Bence çok güzel olacak. Bayağı bir 5-6 saat kadar su kesinlikle dokundurmayacağım. Sonrasında da inşallah şöyle gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Mermer yüzeyimiz bence çok güzel oldu. Siyah üzerine böyle sarı gold yıldızlar bence çok iyi. Bayağı da yakıştı. Şunları da değiştireceğim. Onları da çok güzel modeller buldum. Onları değiştireceğim. Dolapları değiştireceğim. Dolaplar standart. Güzel beyaz kalsın. Şunları da güzel desenler var. Onları kullanacağım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bakış hoş. Be. Şöyle yaptım. Güzelce etrafında sıvadım o şeyle. Bence güzel oldu.